değerli konuşmacının da belirttiği gibi çok makbul sayacakları bir yapılandırma değildir. Rapordaki aslında gölgeyi yaratan uydulardan bir tanesi de, bu ışığın arasına giren uydulardan birisi de bu tarafsızlık üzerine yapılan önemli vurgu. Doğaldır. Yani mahkemelerin bağımsızlığından bahsederiz. Yargıçların da tarafsızlığından bahsederiz. Bu doktrinde de, kamuoyunda da yargıçın tarafsızlığının ne anlama geldiği konusunda da bir anlayış vardır, bir kabul vardır ve bir istek de vardır. Doğru. Ama buradaki tarafsızlık biraz daha farklı bir zemine kaydığını ben hissediyorum. Yani bunu da nereden çıkartıyorum? Aslında bu raporun hazırlandığı uluslararası makam olan Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarında hep yargının tarafsızlığındaki, Türk yargısındaki tarafsızlığındaki endişe dile getiriliyor. Bu endişenin dile getirilmesindeki örnekler de aslında yargının siyasal kararlar verdiği yolundaki saptamaları ve bu iddiaları raporlarına yazmaları. İşte bunların en meşhuru gene ilerleme raporunda da var. 367 karar. Sayın Başkan da değindiği. Gene Şendinli kararı ve bir dizi karar. Yani yargıyı siyasetin bir aktörü olarak gördüğü için, yoksa taraflardan bir bağımsızlık değil, davadaki tarafsızlığı değil, genel olarak yargıcın, özellikle Türk yargıcının hükümete, yasamaya karşı bir siyasal tavrı olduğu endişesi, bir tespiti var. Bunu aşmanın yollarını arayan yeni bir yönelim çıkartılacak. Yargıcın tarafsızlığını sağlanması. İşte belki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki yeni yapılandırma da buna ihtiyacı cevap verecek. Bence bu da üzerinde durulması gereken strateji belgesinin önemli unsurlarından birisi. Bu tarafsızlığın geliştirilmesine belgenin tabiriyle bu kavram üzerinde durulması gereken bir durum. Yine son bir notta yine bu belgeden ciddi bir ara satır var. Hep neden Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda yapıdan niye şikayet edilmişti, şikayetin ötesinde bunun niye olması üzerinde durulmuştu? Basit. Teşkilatı da, yani bırakın kuruldaki bakan ve müsteşarı, artı bir kendine özgü teşkilatının olmaması eleştiri konusuydu, değil mi? Adalet Bakanlığı müfettişlerinin bütün dosyayı hazırlaması, kurulun önüne hazır gitmesiydi. Şimdi burada yine bir değişik bir durum var. Satır, ben yanlış anlamışımdır inşallah. Şey diyor, yani bu da bir yine iyi bir şey olarak sunuluyor bize. Karar verenle hazırlayan ayrı tutulacak diyor. Yani bundan kasıt da kurul işte ayrıldı, işte onu mecliste başka seçimlerle gelindi. Ama gene benim anladığım kadarıyla teşkilatı, yani Adalet Bakanlığı'nın bu konuda müfettişler, adli müfettişler bakanlığa bağlı olacak. Yani denetimi onlar yapacaklar ve gene hazır dosyalar kurula gidecek. Hep bu artık yani bunu söylemeyen kalmamıştı. Yani Avrupa Birliği de söylemişti. Bu yapının, yani kurulun kendi sekreteryasının olması gerektiği de en bilindik, en çok ifade edilen noktalardan biriydi. Umarım bu da düzeltilecektir. Yani bunun ben açık yürekle söylüyorum, bu haliyle kalmayacağını yürekten inanıyorum. Evet, idari yargıya da bakarsak gerçekten gördüğüm kadarıyla bir reforma ihtiyacı yok. Bugüne kadarki kazanımlarıyla, Danıştay'ıyla, alt dereceli mahkemeleriyle belirli bir yapı kurulmuştur. Ama bu yapı mevcut kadroları itibariyle bugün için bir etkin, güvenilir, hızlı, yani tabii ki süratli anlamında değil ama
olabildiğince işte davanın gerektirdiği uzunluktaki bir yargılamayı yapabilmekten uzaktır. Bunun için de tabii yöntemler vardır. En basit de mevcudu arttırmaktır. Mahkeme sayısını arttırmaktır. Buradaki çalışan hakim ve adli personel sayısını arttırmaktır. Bunlar ama gene de bir vadeye ihtiyaç duyacaktır. Bugün için bakabileceğimiz bir metin var. Buradaki sayıyı nasıl azaltabiliriz, davaların görülmesini nasıl etkinleştirebiliriz açısından düzeltebileceğimiz belirli tedbirler var en azından. Tabii en doğrusu yine değerli konuşmacıların belirttiği gibi bu işi kaynağını kurutmak. Yani hukuk devletinin de hukuk devleti yapan aslında idarenin yargısal denetiminden ziyade nedir? İdarenin hukuka bağlılığını sağlamaktır. Yani bu konuda öncesi odur. Yoksa hukuk devleti tek başına yargısal denetimle güçlenmez. Hukuku siz ne kadar bu anlamda içselleştirdiyse idare, o anlamda hukuk devletine giden süreçte ciddi adımlar atmıştır. Şimdi bunu bir kere yapmamız lazım ve bu istatistikler sayeden öğretici davaların nereden çıktığına baktığınız zaman sayeden bu kamu görevleri mevzuatından kaynaklanan işler %50'nin üzerinde %54'e de mi yükselmiş? 2006 verilerinde %51 gibi bir rakamdı. %51.2 işte 140 bin dava kamu görevlileri mevzuatından kaynaklanan davalar. Demek ki burada bir sıkıntı var. Kamu görevlileri mevzuatından kaynaklanan davalar varsa burada gerçekten burada bir reform, bir şeyler yapmak istiyorsa hükümet bu konuda ciddi bir araştırma yapmak lazımdır. Artı strateji belgesindeki önemli hususlardan birisi yer dağılmış bu emsal kararların idarenin yön göstermesi takdirini en azından bu yönde kullanması için bir sebep olması açısından önemli bir saptama o. Bunu belki idare hukuku bağlamında, genel idari usul bağlamında ayrıca tartışabiliriz. İdari yargıda niye bakabiliriz? Yine istatistiklere, sayılara baktığımız zaman bu davaların red nedenleri, iptal karar sonuçları nerelerden çıkmıştı bize biraz ipucu olabilir